Merhaba arkadaşlar. Emrah Yıldız ile Kimya dersine hoş geldiniz. Bu dersimde diyemeyeceğim. Arkadaşlarım bazen dersten daha önemli şeyler vardır. Nisan Mayıs ayları gevşedi gönül yayları diye boşuna dememişler. Şu an Nisan ayına geldik ve bazı öğrenciler bırakmaya başladı. Çalışmamaya başladı. O yüzden ben bu videomda size kimya dersi yerine rehberlik yapmayı tercih ediyorum. Arkadaşlarım bugün sınava kaç gün kaldı? 57 gün kaldı. Evet, başlığımız sınava 57 gün kala. Arkadaşlarım ben bu 57 gün kala nasıl çalışabilirimi açıklayacağım size. Arkadaşım öncelikle şu an ben çalışamıyorum, ne durumdayım bilmiyorum gibi bir sıkıntıda da olabilirsin. O yüzden ilk önce kendini tanıyacaksın. İkinci olarak ne yapabilirim diyeceksin. Üçüncü olarak acaba hedefim tutuyor mu sorusunu kendine soracaksın. O zaman diyorum ki arkadaşım 3 adımda şu an 3 adımda kalan zamanımı nasıl değerlendireceğimi size açıklayacağım. Arkadaşlarım birinci adımdan başlıyoruz. Hemen gidiyorsun arkadaşım. Son 3 TYT denemesini getiriyorsun. Son girdiğin son 3 TYT denemesini getiriyorsun. Aritmetik ortalamasını alıyorsun. Aritmetik ortalama dediğim şey nedir? Hemen diyorsun ki şu kadar doğru, şu kadar yanlış, şu kadar boş diye nitelendiriyorsun arkadaşım. Sonra diyorsun ki son 3 AYT denemesini getiriyorsun. Aritmetik ortalamasını alıyorsun. Doğruları, yanlışları, boşları belirliyorsun arkadaşım. Hemen diyorsun ki TYT ortalama yüzdem nedir diyorsun. Hemen kendini hesap ediyorsun. Arkadaşım kendini tanıyacaksın önce. Kendini tanımadan ben ne yaparım, kaçıncı olurum, geç onları. Önce kendini tanı ve ne yapılabilir düşünelim. Arkadaşım TYT kaç soru var? 120 soru var. Senin diyelim ki aritmetik ortalamana göre TYT'de %45'lik başarın var. Senin yüzde neyse kendine göre onu değerlendirebilirsin. O ne yapar arkadaşım? 54 doğru yapar. Boş ver, yanlışı şu an hesap etmiyorum. Boşu şu an hesap etmiyorum. Doğruyu hesap ediyorum. 54 doğrum var diyelim arkadaşım. Doğruda %45'lik başarın var. 80 AYT sorundan yine %45'lik başarın olsun. Ne kadar doğru yapar arkadaşım? 36 doğru yapar. Bu senin birinci adımın arkadaşım. Kendini tanıdın mı? Kendini tanıdın. Şu an 57 gün kala 54 doğrum var TYT'den. 36 doğrum da AYT'den var diyelim. Sen kendine göre bunu belirleyeceksin. Arkadaşım ikinci adımın. Birinci adım hallettik. Rehberliğe devam. İkinci adımın şu. Branşlarda analiz olayı. Analiz olayında şuna bakıyorsun. Her branş için söylüyorum bunu. Yapabileceğine inandığın, güvendiğin, soru kaçırmam dediğin konu ya da soru çeşidi. İşte yüzde problemleri, iş cihaz problemleri gibi. O matematik örneğiydi. İşte tüm branşlardan fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, matematik işte, tarih, coğrafya, felsefe neyse. Tüm branşlardan analiz edeceksin. Analiz ne? Mesela kimya öğretmeni olarak diyorum ki TYT'de cetvelim eksik. Hemen periyodik cetvel konusunu bitireceksin arkadaşım. Hemen. Ve en az 100 soru çözeceksin. Bendeki analiz kısmı bu. Bunu her gün yapacaksın. Peki sen bunu analiz ettin. Percetleri buldun. Ne yapacaksın arkadaşım? Son 57 günde bu yapabileceğine inandığın konu ya da soru çeşidini 57 konu olarak belirleyeceksin gününe göre. Bu ne demektir? Son 57 günde 57 konu ya da 57 soru çeşidi demek arkadaşım. Bunu belirleyeceksin. Analiz neydi? O belirlediğim konuda en az minimum 100 soru demekti. 100 soru. Hem konuyu bitireceksin ve 100 soru arkadaşım. Yani parola her gün bir konu ya da bir soru çeşidi olarak parolanı koruyacaksın arkadaşım. Diyeceksin ki ben bugün bu konuyu bitireceğim arkadaş. Bundan 100 soru, en az 100 soru farklı soru çeşidini çözeceğim. Yani ben bu konuyu bugün bitireceğim. Kafaya koyacaksın. Ya da bu soru çeşidiyle ilgili 100 tane farklı çözeceğim. Farklı kitaplardan. Ben bu soru çeşidini halledeceğim.
Bundan sonra hangi denime gelirse gelsin, kolay zor ben bunu yapacağım arkadaş diyeceksin. Tabii bunları yaparken de süreli çözeceksin arkadaşım. İlk zamanlar sürelin uzun olacak. Ama zamanla sen onu pratiğini artırdıkça o süren kısalacak arkadaşım. Süreli çözeceksin. Bunu yapacaksın arkadaşım. Bu ikinci adım, ne yapabilirim? Şimdi ben diyorum ki günde bir soru çeşidi. Belki sen iki yapabilirsin arkadaşım. Durumun iyi değildir. Belki 1,5 güne sarkabilirsin. Yani bu iş sende bitiyor. Kendini tanıyacaksın. Ben şu anki parolam %45'lik bir öğrenci için bir günde bir konu ya da bir soru çeşidini bitirmek arkadaşım. Sonra diyeceğim ki acaba ben bu 57 günde bu 57 konuyu hallettim. 57 tane doğru yaptım. Acaba üçüncü adımda nasıl bunu hesaplayabilirim? Şimdi arkadaşım. Benim üçüncü adımım. Geldim üçüncü adımıma. Diyeceğim ki hedefim neydi benim? Hedefim neydi? Bir düşüneceğim. Benim öncelikle bu 57 gün kala ben ortalama baktım %45'lik başarım var. Bu ne demekti? TYT artı AYT'de 200 soruda kaç doğrum vardı arkadaşım %45'lik başarıda? 90 doğrum vardı. Şimdi diyorum ki ben artık 57 gün kala çalışmaya başladım. Her gün bir konuya da bir soru çeşidi hallettim. Artık 200 soruda 90 doğru yapacakken 90 doğrunun üzerine 57 soru daha koyabildim arkadaşım. Şimdi bak günde 100 soru diyorum, hatim edeceksin diyorum. Yani o konuyla ilgili farklı soru tipler diyorum. O yüzden bir günde bir soru çeşidi ya da bir konuyu bitireceksin arkadaşım. O 90 soruyu zaten yapıyordun o cepte. Onların dışındaki yapamadığın o bir soruyu bitireceksin. 90 artı 57 ne etti arkadaşım? 147 doğru etti. Senin toplam kaç sorun vardı? Senin 200 tane sorun vardı. 200 tane soruda 147 doğru yapmaya başladıysan, yani senin artık 57 gün sonrasında sınav öncesinde 147 doğru yapıyorsan, acaba bu yüzdelik başarıya vurduğu zaman yüzdelik kaça dilime tekabül ediyor? Biliyor musun arkadaşım? %73,5'luğa tekabül ediyor. Wow! Yani sen %45'lerdeydin. Her gün bir konuya da bir soru çeşidi hallettin. Ne oldu? Artık %73,5'a çıktın arkadaşım. Ya hocam bu sizin dediğiniz saçma değil mi? Ya niye saçma olsun? Ya niye saçma olsun? Kendini bir tanı ya. Bir soru bir günde bir soru çeşidini halletmek ya da bir konuyu halletmek. 57 konu demektir. Hocam yapamam ya, yapamam diye sık arkadaşım kendini ya. 57 gün kalmış, yaşayan bir ölüsün sen ya. 57 gün sonra üniversite senin, hayat senin, ortam senin. Ama 57 gün bir sabret ya. Her gün bir konu ya da bir soru çeşidi dedikten sonra kendine göre bunu artırabilir, azaltabilir, ortalamayı değiştirebilirsin ya da doğru sayısını değiştirebilirsin. Sonuçta ne yaptın arkadaşım? Kendin bir aritmetik ortalaman ve kalan günlere göre istediğin bu videoyu işte 57 gün kala izlemiş olabilirsin. Daha az atıyorum 20 gün, 30 gün, 40 gün kala izlemiş olabilirsin. Sınava 10 gün kala izlemiş olabilirsin. Ne yapacaksın o zaman? Kendi hesabını yapacaksın arkadaşım. Yüzdeni hesabını yapacaksın. Sana yüzdelemeyi ben verdim. Hesabını yapacaksın. Ne olursa olsun 10 günde kalsa zaman kaybetmeyeceksin. Videoyu ne zaman izledim bilmiyorum ama zaman kaybetmeyeceksin. Peki ne yapacaksın? Nokta atışı yapacaksın. Bak, nokta atışı. Diyeceksin ki şu konu arkadaş, şu konu şu sürede yapacağım diyeceksin. Ve arkadaşım başarı yakalayacaksın. Başarı kaçınılmaz olacak.